Evet sevgili seyirciler, HRT ekranlarından iyi akşamlar diliyoruz. Efendim bugün 1 Aralık 2021. 2021 yılının son ayı efendim. Artık yeni yıla, yani 2022 yılına geri sayım başlamış oldu. Bugünden itibaren. Ne çabuk geç o günler, bu arada bunu söylemeden edemeyeceğim. Hakikaten çok çabuk geçiyor. Yani hani su gibi akıyor ömür derler ya, su gibi akıyor ömür, yıllar. Farkına bile varmıyoruz. Evet, umuyorum ki yani Aralık ayı ülkemiz için önceki aya göre, önceki aylara göre daha iyi bir ay olur. 2022 yılı daha iyi bir yıl olur. Ama ne yazık ki manzara pek de onu göstermiyor. Neden söz ettiğimi anlamışsınızdır. Ekonomiden söz ediyoruz. Ekonominin bugün için içinde bulunduğu durumdan, olağanüstü durumdan. Hani Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Kurtuluş Savaşı dedi ya, ekonomide Kurtuluş Savaşı. Umuyorum ki bu savaştan başarıyla çıkar Türkiye. Tabii bir de sormak gerekiyor. Bu Kurtuluş Savaşı'na nasıl geldi Türkiye? Nasıl gelindi bu noktaya? Öyle ya, 20 yıldır ülkeyi yöneten sizlersiniz. Bugün ekonomide Kurtuluş Savaşı veriyoruz diyen yine sizsiniz. Ve Kurtuluş Savaşı'nı bu ülkede bizler verdik zamanında. Şimdi de yine biz veriyoruz. Ekonomi anlamında. Sefasını birileri sürüyor. Ondan sonra iş savaşa gelince savaşa biz gitmek zorunda kalıyoruz. Ekonomiden söz ediyorum bu arada, onu da bir kere daha söyleyeyim. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı'ndan, Mustafa Kemal önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'ndan söz etmiyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi az önce ana haber bültenlerine girerken cebimden bir kağıt çıkarttım. Çıkartıyordum daha doğrusu. Öyle ana habere girdim. Belki gördünüz bu kağıtı. Burada benim tuttuğum bazı notlar var. Bu notları tutmamın nedeni şu. Bugün biliyorsunuz asgari ücret komisyonu toplandı. İlk toplantısını yaptı ve nasıl bir ücret verelim işçiye, emekçiye ki yani hayatını idame ettirsin. Bugüne kadar bu konuda çok cimri davranıldı biliyorsunuz. Peki bu kez böyle mi olacak? Bu kez sanki biraz daha iyi olacak. Ama artık dolar aldı başını gitti biliyorsunuz. Euro aldı başını gitti. Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen dolar bugün, yani az önce ben ana haber bültenlerine girmeden önce yine yükselmişti. 13.40 civarındaydı. Bir müdahaleye rağmen böyle. Ateşi pek söyleyeceğe benzemiyor. Onu okuyunca asgari ücret komisyonu toplandı, belirlemeye çalışıyor ücreti falan. Ya neyi belirliyorsunuz dedim kendi kendime ve bu notları tuttum. Birazdan bu notları sizlere aktaracağım. Ama önce hava durumuyla başlayalım. Biliyorsunuz dün, önceki gün Marmara'da, Ege'de çok ciddi olumsuz hava koşulları yaşandı. Yağmur, fırtına, devrilen çatılar, efendim söyleyeyim, özür diliyorum, devrilen ağaçlar, uçan çatılar vesaire. Hatta 8-10 yurttaşımız yaşamından oldu. Böyle bir hava vardı, olumsuz hava koşulları. O olumsuz hava koşulları taşındı, Akdeniz'e geldi. Samandağ'a geldi, İskenderun'a geldi, Adana'ya geldi. Tamam, İstanbul kadar, İzmir kadar şiddetli değildi ama yine de önemli ölçüde tahribatlara neden oldu. Doğu Akdeniz'deki şiddetli rüzgar Hatay'da korku dolu anlara neden oldu. Samandağ Limanı'nda, İskenderun'da rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bu görüntüler Samandağ Limanı'nda kaydedildi. Sahilde deniz taştı. Şiddetli rüzgar önünde çıkan her şeyi yıktı geçti. Tenteleri dağıttı, çöpleri savurdu.
limandaki bir kayık dalgalara teslim oldu. Dalgaların yükselmesi ve savurmasıyla kayık denizde dik pozisyonda durdu. Kayığın yarısı denizin içine battı, yarısı da dışında kaldı. Limandaki balıkçular kayığı kurtarmak isterken yağmura yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasınca böyle kaydedildi. İskenderun'da da kuvvetli fırtına nedeniyle yükselen deniz suyu şehir merkezine kadar taştı. Salı gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu taştı. Şehir merkezine ulaşan deniz suyu yüzünden ilçe merkezindeki bazı kafeler su altında kaldı. Araç sürücüleri yollardaki su birikintisi dolayısıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İskenderun Körfezi'ndeki gemiler de fırtına nedeniyle açığa çekildi. Bu görüntüler de Adana'da kaydedildi. Adana'da Karataş ilçesinde limanda bağlı bir balıkçı teknesi şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklendikten sonra karaya oturdu. Limanda bağlı bulunan bazı balıkçı teknelerinin halatları rüzgar nedeniyle koptu. Bir balıkçı teknesi de bağlı bulunduğu halatların kopması nedeniyle sürüklendikten sonra karaya oturdu. Efendim, evet, şiddetli rüzgar dedik. İşte az önce birinci haberde izlediniz. İskenderun'da yolları su bastı. Yollar su altında kaldı. Vatandaşın iddiası odur ki, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren birim Hatsu görevini yerine getirmemişti. Hemen ardından Hatsu birimleri yazılı bir açıklama yaptılar. İşin bizimle bir alakası yok. Deniz suyu yükseldi ve caddeleri bastı şeklinde bir açıklamaları oldu. İskenderun ilçesinde yaşanan su baskınlarının Hatsu tarafından kontrolü sağlanan yağmur suyu hatlarından kaynaklı olduğu iddialara yönelik Hatsu tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli fırtınaya bağlı olarak deniz suyu seviyesinin yükselmesi sonucu muhtelif caddeler su altında kalmıştır denildi. Deniz suyu baskınlarının yaşandığı noktalarda Hatsu ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu ve su tahliyesinin aksamaması adına suların sürüklediği katı atıklardan dolayı tıkanma yaşanan yağmur suyu mazgallarında temizlik çalışmalarının ve terfi merkezlerinde kontrollerini sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği için şiddetli fırtınanın etkili olduğu anlarda gerekmedikçe dışarıya çıkmamalarını rica ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bugün yani şimdi siz az önce de görüntülerden izlediniz biraz. İlk deniz su seviyesinin yükselmesiyle beraber İskenderun'da caddeleri su basması meselesi fotoğraflanmıştı bir arkadaşımız tarafından. Hakikaten şey fotoğraflar ya, yani hani tsunami olmuş gibi fotoğraflara şahit oldum ben. İşte araçların yarısından fazlası suya gömülmüş, kaldırımlar su altında, caddeler su altında. Yani teyit geçti dersek yerinde olur olumsuz hava koşulları Doğu Akdeniz bölgesini ve tabii doğal olarak da Hatay'ı. Şimdi Samandağ ilçesine gideceğiz ve Samandağ ilçesindeki bir dram desek doğru olur. O dramı ekranlara getireceğiz. 8 yıl önce eşi, 2 yıl önce de kendisi yakalandı bu hastalığa. Samandağ'da yaşayan Zeliha ve Ahmet Dikel çifti kansere karşı yaşam mücadelesi veriyor. Ahmet Dikel 50, Zeliha Dikel 38 yaşında. Zeliha Dikel 8 sene önce, kocası Ahmet Dikel de 2 sene önce yakalandı kansere. Ailenin annesi göğüs ve çene, babası ise akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Önce göğsümde başladı. Bir göğsümü aldım. Ondan sonra diğer göğsüme sıçradı. Ondan sonra çeneme sıçradı. Çeneme lezyon yedi. Yediği için de beyinle çene arasındaki disklerim kaydı. Ve ben az kalsın ölüyordum ki zaten herkes öldüğümü düşündü. %30 yaşama, yani hocalar %70 masada kalabilirsin dediler. Göz felci geçirdim, kaş felci geçirdim, çok büyük sıkıntılar geçirdim, ölümden döndüm. Bundan sonra çocuk yuvama aldım.
8 yıldır bu hastalıkla boğuşuyorum, kanser hastalığıyla. Ailenin bugün hiçbir maddi geliri yok. Ne geçinebilmek ne de gerekli ilaçları alabilmek için paraları var. Eşim 2 yıldır çalışmıyor. 2 tane çocuğum var. Yurt dışındaydı eşim. Çok büyük sıkıntılar yaşadık ve ben ufak tefek satışlar yapıyordum. Eski bir arabamız var. Onun içinde işte ufak tefek satışlar yapıyordum. Kıyafet satıyordum köyde. Çocuklarımı geçindirebilmek için. Ondan sonra eşim yurt dışından geçiş yaptı ve geldi. Bu sefer de eşim akciğer kanserine yakalandı. Akciğer kanseri de ciddi anlamda sınırda. Dikel çiftinin iki çocuğu var. Mehmet Ali 12, Toprak 10 yaşında. Anne babalarının hastalığı onları çok üzüyor. Kitle o kadar büyük ki akciğeri aşmış ve biz ameliyat bile olamıyoruz. Onun dışında o kadar aşmış ki kalple akciğer arasında kalmış. O kadar büyük bir kitlemiz var ve biz şu anda tedaviye yeni yeni başlıyoruz. Aile kendilerine uzanacak maddi bir yardım eli bekliyor. Anne tüm hayırseverlere seslendi bu talep için ve ekledi. İyileşir çalışır duruma gelebilirsek bize destek olacak herkese borcumuzu mutlaka ödeyeceğiz. Eşimin akıllı ilaç alması gerekiyor ilerleyen zamanlardan. O ilacın fiyatı da 18 bin lira. Her ay alması gerekiyor. Onun dışında tedavilere yeni başladık ve bir sürü masraf gitgeller oluyor. O yüzden bayağı sıkıntıdayız. Herkesin yardımını bekliyoruz. Samandağ'daki mesele bu işte. Bir dram dedik ya, işte bir dram yaşanıyor. Karı koca, ikisi de kanser hastası ve ciddi anlamda ekonomik sıkıntı yaşıyorlar. Ha diyeceksiniz ki kim yaşamıyor Türkiye'de ekonomik sıkıntı? Yani nüfusun %10'u, %15'i iyi yaşıyor. Geri kalan %80-85'i kötü yaşıyor. Herkesin paraya ihtiyacı var. Ama buradaki durum farklı. Bu insanlar yoksul insanlar. Ve bu insanlar hasta. Geçinemeyecek durumdalar. Üstelik de iki çocukları var. Her zaman bu tür haberlerde söylüyoruz ya, ey sosyal devlet neredesin diye. Ey sosyal devlet neredesin? Ey sosyal devlet, Samandağ ilçesine gidip bir bakar mısın? Bu iki tane yurttaşımıza ya da bu aileye. Hani dün Derya Hanım, Sayın Bakan, Derya Yanık hanımefendi miydi? Evet, Derya Yanık hanımefendi buradaydı. Dedi ki biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ne sağlıyorsak Suriyelilere de sağlamaya çalışıyoruz. Yani bize Suriyelilere sağladığınız katkı kadar bize sağlayın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına biz memnunuz sizden. Hatta ben kızmıştım. Ya dedim ki böyle bir açıklama olabilir mi? Önce senin kendi vatandaşın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Hastadır, ihtiyacı vardır, ekonomik sıkıntı yaşıyordur, şudur budur. He, böylelerini arıyorsan işte Samandağ'a gidin. Samandağ'a gidin ve Samandağ'da efendim söyleyeyim, Zeliha ve Ahmet Dikel çifti ile iki çocuklarına yardımcı olun. Samandağ Kaymakamlığı tahmin ediyorum bu olayla ilgili mutlaka bilgisi olacaktır artık haberden sonra. Gider ve ilgilenir diye temenni ediyoruz. Evet, az önce dedim ya, asgari ücret maratonu başladı. İlk toplantı yapıldı. İşte bu ilk toplantıda yani ne kadar zam verelimin artık konuşulmaya başlandığı, yani ilk toplantı gerçi ama hani rakamlar telaffuz ediliyor. %20, %25, %30. Ben de ona kızarak bu not kağıdını hazırladım. Dedim ki arkadaş, yani neyin hesabını yapıyorsunuz? Neyin hesabını yapıyorsunuz ya? Bak, İstanbul'da simit 3,5 liraymış. İstanbul'da, Ankara'da falan büyük şehirlerde. Biz de burada Antakya'da bildiğim kadarıyla 2,5 lira. Belki 2,75 bilmiyorum. 2,5 lira, 2,75 lira. Ama dün bir haber vardı bu konuyla ilgili 2,5 lira diyebiliyorum Antakya'da simit. Hadi ortalamasını 3 lira al sen. 3,5 demeyelim, 2,5 da demeyelim, 3 lira diyelim. 5 kişilik bir aileyseniz, anne baba 3 çocuk. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların aile birey sayısı genellikle ortalama öyledir. 5'tir, 6'dır. 4 ile 6 arasında gider gelir. Biz ona 6 demeyelim, 4 de demeyelim. 5 kişi. 5 kişilik bir aile. Öğünde 5 simit. Başka hiçbir şey yemeyecek. Öğünde 5 simit. 5 kişilik bir aile. Öğünde 5 simit. 3 öğün
15 simit. 15 simiti 3 lirayla çarpsan günde 45 lira efendim. 30 gün boyunca sadece simit yiyeceğiz. Meyveymiş, katıkmış, zeytinmiş, çaymış. Bunların hepsini bir tarafa bırakın. Sadece bir simit yiyeceğiz. Efendim ayda 1350 lira ödeyeceğiz. Ya yanında bir de çay içelim bari. Simitin yanında bir çay içelim derseniz 5 kişi 5 çay, 3 öğün 15 çay. 15 çay 2 liradan çarpsan 30 lira. Aya bölsen ya da aya çarpsan 900 lira yapar. Yani simit çay 2250 lira. Elektrik yok, su yok, kira yok, yakıt yok, giyim yok, eğitim yok, sanat yok, ulaşım yok, hiçbir şey yok. Simit ve çay. Okul yok. Nasıl olacak? Bugün 2800 lira para veriyorsunuz. 2250 lira bu. İşler acısı. Buyurun ilk toplantıya geçelim. Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncülüğünde işçi ve işveren tarafının bir araya geldiği asgari ücret görüşmeleri başladı. Taraflar açıklamalar yaptı, taleplerini sıraladı ilk toplantıda. Ücretin belirlenmesinin ay sonuna kadar uzatılmaması tarafların ortak fikriydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığın işveren ve işçilerle yaptığı kamuoyu araştırmalarının detaylarını paylaştı. %37'sinin çok daha iyi olacağını, küçük bir kısmının %11'inin de biraz karamsar oldukları, işin kötüye gidebileceğini tahmin ettiklerini görüyoruz. Tabii işverenlere asgari ücretin ne kadar olduğunu sorduk. Burada ağırlıklı olarak toplanan şeyin %33.9'unun yani yaklaşık %34'ünün 3500 ile 3750 lira arasında asgari ücretin olması gerektiği şeklinde bir kanaate sahip olduklarını gördük. 3750 ile 4000 lira arasında olanların oranı %13. İkinci sırada ise 3251 ile 3500 lira arasında yer alan işveren grubunu görüyoruz. 2500 emekçiye muhtelif işletme düzeylerinde yani mikro, küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan 2500 işçimize ulaşılmıştır. Bunların %13'ünün asgari ücret dışında, aldıkları asgari ücretin dışındaki bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Asgari ücret beklentilerinin ne olduğunu sorduğumuzda da ağırlıklı olarak toplanan rakamın, oranın %37.3 ile 3751 ve 4000 rakamı arasında muhtelif şeyler ifade ettiklerini görüyoruz. Bunun yaklaşık 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. Asgari ücret yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Komisyon yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Bizim gibi hesap yapan bir diğer isim Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Güzel Mansur. O da çay simit hesabı yapmış benim gibi. Şimdi Sayın Vekil'in hesabını ekranlara getirelim. Zam yağmuru dinmiyor. Simit de zamdan nasibini aldı. Çay simit hesabı yaparak iktidara gelenlere bir de ben hesap yapayım. Simit 3,5 TL, çay 3 TL, toplam 6,5 TL. 5 kişilik bir aile günde 3 öğün çay simit yerse 6,5 çarpı 5 eder 32,5 TL.
Onu da 3 öğünle çarpın, etti mi 97,5 TL. Bir ayda ne eder? 2925 TL. Eşi çalışmayan 3 çocuklunun asgari ücreti ne kadar? 3013 TL. Elde ne kaldı? 88 TL. Bununla kira mı, fatura mı ödesin, çocuk mu okutsun, toplu taşımaya mı versin? Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Millet sizin peşinize niye gelsin? İşçi aç kalsın, emekçi aç kalsın diyorsunuz. Yolcudur Abbas, bağlatsan durmaz. Evet, Sayın Vekil'in hesabı biraz daha ne diyelim, vahim diyelim. Evet, ve Hatay'da güvenlik birimlerinden çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Şimdi o operasyonlara uzanıyoruz. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. Erzin'de bir motosiklet hedefteydi. Ekipler dur ihtarı yaptı, sürücü durmadı. Kovalamaca yaşandı. Motosikletteki iki kişi kısa süren bir kovalamacadan sonra yakalandı. İki kişiden birinin kovalamaca esnasında yere bir poşet attığı belirlendi. Poşetten 455 gram esrar çıktı. Şahıslardan birinin iş yerinde yapılan aramada bir ruhsatsız av tüfeği, 6 adet dolu fişek bulundu. Motosikletteki iki kişi gözaltına alındı. Bir diğer operasyon da teknolojik aletlerin kaçakçılığının önlenmesi için düzenlendi. Hatay polisinin operasyonunda 845 adet ekran koruyucu cam, 256 adet kulaklık, 146 adet USB kablo, 220 adet oyun parmaklığı, 218 adet şarj aleti, 44 adet müzik aleti ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Bu arada şeyi hatırlatayım. Hasta olmayın ha. Bak size söyleyeyim, hasta olmayın. Ben 15 gün önce gripe yakalandım. Bak halen burnum tıkanıyor bazen. Hatta bu şeyler var. Fısfıslar var. Onu sıkıyorum, geçiyor falan. Ama yani 15 gündür yeni toparlandım diyebilirim. Son 1-2 gündür biraz daha iyiyim. Yakalanıyorsun, iyileşemiyorsun artık. Daha önce grip 7 gün derlerdi. Yani ilaçlı bir hafta, ilaçsız 7 günde geçer falan derlerdi. Böyle takılırlardı gribe. Şimdi artık öyle geçmiyor. 7 günde geçmek yok. 10 günde, 15 gün, 20 gün, hatta bir ay bile sürebiliyor bir gripten tam anlamıyla kurtulabilmek. Hastaneye, mastaneye zaten sakın gitmeyin. Hastane COVID meselesi var ya, dolu insanlar orada. Yoğun bakım ünitelerinde 2 gün insanlar 3 gün sıra bekliyor. 2 gün, 3 gün sıra bekliyor. Korona virüs belası yüzünden. Dikkat ettiniz mi? Çevremizde ölümler çok arttı. Tıpkı 2020 yılındaki Kasım, Aralık, Ocak ayında olduğu gibi ölümler arttı. Bakıyorsunuz yakın çevrenizden, uzak çevrenizden duyuyorsunuz. Nedir? Koronalı öldü, koronalı öldü, koronalı öyle oldu. Şimdi bir daha. Vaka sayısı çok ciddi anlamda arttı Hatay'da. Hastaneler tıklım tıklım dolu. Yoğun bakım üniteleri, servisler vesaire. Yani en iyi yöntem yakalanmamak, hastalanmamak. Bunun için ne yapacağız? O el yıkama işini sürdürelim, maske işini sürdürelim ki ben sürdürüyorum açık söyleyeyim. Mesafe işini elimizden gelince koruyalım ve aşımızı da olalım. Evet, Hatay Büyükşehir Belediyesi diyeceğiz ve sosyal belediyecilik ilkesiyle hayata geçirdiği projelerden bir tane daha efendim. Neymiş bu proje? Dar gelirli vatandaşın hayatlarına katkı sunabilmek için zeytinyağı. Zeytinyağı efendim dağıtımı yapıldı. Kime? İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız. Hatay Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik ilkesiyle hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Projeleriyle toplumun her kesimine ulaşan ve dar gelirli vatandaşların hayatlarına katkı sunan Hatay Büyükşehir Belediyesi son olarak 550 kilogram zeytinyağını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri zeytin ve zeytinyağı mevsiminin başlamasıyla harekete geçti. Ekipler ilk olarak Expo 2021 Hatay ve Kisecik Seraları bölgesindeki ağaçlardan zeytinleri hasat etti. Zeytinleri fabrikalarda aynı özen ve hassasiyetle yağa dönüştüren ekipler toplam 550 kilogram zeytinyağını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz verilmesi için sosyal marketlere teslim etti. 15 ilçenin tamamında hizmet veren ve bugüne kadar binlerce ailenin yaşamına dokunan sosyal marketlerdeki yerlerini alan zeytinyağları, yine Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özenli çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz bir şekilde verildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri zeytinin bereketinin sofralara dolmasını dileyerek her zaman olduğu gibi bundan sonra da yardımlaşma ve dayanışma kültürüyle hareket edeceklerini ifade etti. Evet ve UNESCO tarafından gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Hatay ili efendim. Yemekleriyle ün yapmış, hoşgörüsüyle ün yapmış, kardeşlik ortamıyla bütün dünyaya örnek olabilecek ender kentlerden biri Antakya. Antakyalı olmaktan bu arada tabii büyük bir gurur duyuyorum ben. Eminim sizler de Antakyalılar gurur duyuyorsunuz. Antakya güzel bir yer, insanı çok güzeldir. Efendim söyleyeyim, ortamı, kardeşlik ortamı müthiştir. Onun için herkesi Antakya'ya bekliyoruz. Evet, peki yaratıcı şehirler ağına dahil edildi de Hatay ili. Niye biz bu haberi sizlere sunuyoruz? Efendim kış aylarında tüketilen yöresel lezzet tandır kakesi yapımına başlanmış. UNESCO tarafından gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Hatay'da özellikle kış aylarında tüketilen yöresel lezzet tandır kakesinin yapımına başlandı. Zeytinyağı, rezene, Hindistan cevizi, şeker, kabartma tozu, özel baharat karışımı, tuz, beyaz ve siyah susamın unda yoğrulmasıyla hazırlanan kurabiye halka şekli verildikten sonra şeker ve susam karışımına batırılarak tandırlarda pişiriliyor. Tuzlu olarak da hazırlanabilen kakelerde yeni hasat edilmiş zeytinlerden elde edilen soğuk sıkım yağ kullanılıyor. Kake kış aylarında genellikle ara öğünlerde ve akşam çayıyla tüketiliyor. Ev ziyaretlerinde misafirlere ikram ediliyor. Yapımında kullanılan nohut mayası kakenin uzun süre bayatlamadan kalmasına imkan sağlıyor. Azade dönmez, altın özünde belediyeye ait tandırda yapıyor bu lezzeti. Kakemizi tandırda üretiyoruz, talep üzerine üretiyoruz. Zeytinyağıyla yaptığımız bizim yöresel bir lezzetimiz. Şu anda gelen, talep eden müşterilerimize talep doğrultusunda sipariş alarak onlara da satışını yapıyoruz. Kış aylarında kakeye talep artıyor. Kilosu 35 liradan satılıyor. Kilosu 35 liradan satılıyor. Gelip tatmak isteyen müşterilerimiz buyursunlar, gelsinler. Tandır kakesi her evde de yapılıyor. Genellikle bütün evlerde hemen hemen stoklanır zeytinden hemen sonra. Kış vakti yani çayla birlikte misafirlerimiz olsun, biz olsun, çok güzel. Yani gerçekten efsane ve unutulmaz lezzetlerden bir tanesi. Şimdi gelecek olan haberi dün sizlere sunmuştum. Bir vatandaş tarlaya gidiyor. Tarlada çalışmak üzere bir beraberinde bir kişiyle gidiyor. Köyden biriyle gidiyor. Ondan sonra kişiden 2 gün, 3 gün falan haber alınamıyor. Ardından cesedi bulunuyor. Tabii yetkililer araştırıyor nedir ne değildir. Kendisini öldüren kişi, beraber tarlaya gittiği kişi olduğu ortaya çıkıyor. Üstelik o kişi 2 gün boyunca, 3 gün boyunca, yani katil 2 gün boyunca, 3 gün boyunca güvenlik güçleriyle beraber, mahalle, köy sakinleriyle beraber maktulü arıyor. Kendisinin öldürdüğü kişiyi arıyor. Hani biz de deriz ya, adamı öldür, tabutunu taşı. İşte bu da öyle bir hikaye. Tarla sürmeye gidiyorum demişti evdekilere. Traktöründe kan izi, yakınında da cesedi bulundu. Onunla beraber giden şahsın cinayeti işlediği, hatta dikkat çekmemek için arama çalışmalarına da katıldığı ortaya çıktı. Bostanlar Köyü Göllüler Mahallesi'ndeki evinden Söğütlü Göl Köyü'nde tarla sürmeye gittiğini belirterek traktörle ayrılan 56 yaşındaki Tekin Göl'ün ikametine dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Jandarma ekipleri Söğütlü Göl'de yaptıkları aramada Göl'ün kullandığı traktörü park halinde buldu. İncelemede traktörde kan izine rastlanınca Göl'ün traktörle Söğütlü Göl'e beraber gittiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgede yürüttüğü arama çalışmalarında Göl'ün cesedine ulaşıldı. Ceset Düzici Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri Tekin Göl'ün traktörle Söğütlü Göl'e gittiği görülen bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler Göl ile traktörde BY'nin bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan zanlı BY'nin ilçe jandarma komutanlığındaki sorgusunda maktulle Söğütlü Göl'e geldiklerini, burada Göl'ü tabancayla başından vurarak öldürdüğünü, cesedini ise traktörü park ettikleri yerin yakınlarındaki çalılıklara sakladığını anlattığı belirtildi.
Beyye'nin söylediği yerde bulunan ceset otopsi için önce Düzici Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beyye'nin şüphe çekmemek için arama çalışmalarına katıldığı da öğrenildi. Beyye, Düzici İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen Tekin Göl'ün yakınları, jandarma aracından indirilerek adliyeye götürülmek istenen zanlıya saldırmak istedi. Beyye'yi linç etmek isteyen kalabalığı jandarma ve polis güçlükle dağıttı. Ve ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalanan bir efendim kişiyi ekranlara getireceğiz. Diyeceksiniz ki ehliyet sınavında nasıl kopya? Buyurun. Beline bir poşet bağladı. İçine cep telefonu, modem yerleştirdi. Kulağına da kulak içi kablosuz kulaklık taktı. Sınava girdi. Mersin'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için vücuduna düzenek kuran 39 yaşındaki N.K. görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı. Silifke E-Sınav Merkezi'nde 29 Kasım'da ehliyet sınavına giren NK'nın kopya çektiğinden şüphelenen görevliler polise haber verdi. Gelen asayiş büro amirliği ekipleri NK'nın üzerinde yaptığı aramada korse içerisine gizlenmiş kamera düzeneği, bel kısmında bulunan beyaz torba içerisinde cep telefonu, taşınabilir modem, kulak içi kablosuz kulaklık buldu. Sorgusunda kopya düzeneğine 20 bin lira karşılığında 27 yaşındaki B-Train'in hazırladığını itiraf eden NK 12 bin lira ödeme yaptığını, sınavın ardından da 8 bin lira daha ödeme yapacağını söyledi. Şüpheli B-Train'e aranırken NK savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ve Adana'ya gideceğiz. Adana'da kaçak içki operasyonu vardı. 3655 litre ve 1011 şişe kaçak içki, 2250 litre kaçak etil alkol, 5 gözaltı. Operasyonun adresi Adana. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere çok sayıda ekiple operasyon düzenlendi. Ekipler Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı mahallesindeki bir eve yaptıkları baskında gizli bir imalathaneyi ortaya çıkardı. Yatak odasındaki kıyafet dolabında bulunan kapının kilidini açarak imalathaneye ulaşan ekipler çok sayıda şişelenmiş sahte içki buldu. Operasyonda 3655 litre ve 1011 şişe sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 2250 litre kaçak etil alkol, 150 alkol kiti, 50 şişe aroma, 5000 sahte etiketle alkol metre ile geçirildi. Ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Evet, kaçak içki operasyonu. Tabii artık yeni yıla doğru gidiyoruz ya, yeni yıl, her yeni yılda 31 Aralık, işte 1 Ocak birbirine bağlayan gece. Yani bütün dünyada olduğu gibi bizde de işte eğlenceler yapılır, yemekler yenir. Alkol tüketmek isteyen alkol tüketir. Kimse tüketmesin ayrı mesele ama tüketmek isteyenler olabiliyor, tüketiyorlar. Dolayısıyla alkolün gideri oluyor. Yani talep yükseliyor. İşte kaçak içki meselesi bu sefer devreye giriyor. Ve bilirsiniz her sene yeni yılda onlarca yurttaşımızı bu kaçak içki nedeniyle kaybediyoruz. Yani canından oluyor adam. Biraz daha ucuz diye alıyor ama ne yazık ki canından oluyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Bugünlük bu kadar bizden. Yarın saat 19.30'dan itibaren elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyorum.